Merhaba arkadaşlar. Biz bugün evden çıktık Edirne'den. Çanakkale'de kömür limanına gidiyoruz. Kamp alanı. Oraya gideceğiz. Oradan sonra da artık rotamızı başka bir yere çevireceğiz. Nereye olacağını ben de bilmiyorum. Oraya gittikten sonra karar vereceğiz. Kömür limanında görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Biz Gelibolu'ya geldik. Şu an kömür limanına doğru gidiyoruz, kamp alanına doğru. Migros'tan biraz alışveriş yaptık, Edirne'den çıktık. Alışverişimizi buradan yaptık, boşuna taşımayalım dedik. Kamp alanına doğru gidiyoruz. Görüşmek üzere kamp alanında. Yollar biraz kötüymüş. Merhaba arkadaşlar, biz şu an kamp alanına yaklaştık, 500 metre var. Birazdan kamp alanına gireceğiz. Yol biraz kötüydü ama manzara gerçekten çok güzel. Yani yolun kötü olmasını kapattı yani. Merhaba arkadaşlar. Kömürlü limanına geldik. Kömürlük Koyu mu? Kömürlü limanı mı artık? Değişik isimler. Plajı güzeldi ama çok kalabalıktı arkadaşlar. Aşırı bir kalabalık. Yani böyle kendimize bir kuytu köşe bulamadık, yer bulamadık. Biraz etrafa baktık ama gerçekten de acayip kalabalık. O yüzden Çanakkale'ye doğru gidiyoruz, merkeze doğru. Oralarda inşallah bir yer bulacağız. Bir şekilde bir yerde kalacağız. Olmazsa pansiyona, otele falan gideriz. Artık ne varsa. Merhaba arkadaşlar. Burası Kömürlük Koyu'nun kuş bakışı yukarıdan görüntüsü. Gerçekten güzel bir yer. Plajı biraz taşlı. Yol çok sıkıntı arkadaşlar. Yol yani gördüğünüz gibi. Ama çok kalabalık. Yani şu ağaçların altı, aşağıda gözüken ağaçların altı hep insan dolu. Kendimize göre bir yer bulamadık, o yüzden Çanakkale merkeze doğru gidiyoruz. Ama manzara, ortam güzel. Araba bayağı bir pislendi. Ben de şöyle yoldan geçerken burada millet yıkıyorlardı. Ben de şöyle güzel bir yıkayayım arabayı. bedava yıkama bulun. Buraya gelirseniz şuradan çeşmesi var. Çeşmesi burada. Böyle açıp arabanızı yıkayabilirsiniz. Ezine'ye gideceğiz. Feribot'a bindik. 61 lira para verdik. Günaydın arkadaşlar. Biz Ezine'ye geldik. Çanakkale'de kalmadık. Orası biraz kalabalıktı. Ezine'de Papaz Plajı diye bir plaja geldik. Gördüğünüz gibi şu karşı taraftan girişi var. Giriş 15 TL. Araçla giriş 15 TL. Plajda şöyle şu karşıda tuvaletler var. Şu karşıda tuvaletler var. Burada kamp alanları var. Piknik alanları falan. Araçla içeri girmek yasak. Şurada mesafesi girmiş. Demek ki öbür taraftan şuradan dolanmış. Biz tam çözemedik olayı da. Biz de şu köşeye çektik aracımızı. Şu karşıda tuvaletler. Yani genel olarak güzel bir yere benziyor ya. 15 TL'ye giriş yaptık biz buraya. Kamp çadır kuracaksanız dedi 30 TL. Bizim hem arabada hem de çadır kurma şansımız da var. İki şansımız da. Biz dedik arabada yatacağız. O zaman dedi 15 TL'ye girebilirsiniz. Sabahlayabilirsiniz. Tamam dedik. Bir de akşam bir yağmur yağdı. Ortalıktan görüyorsunuzdur. Yani çadırcıların yarısı kalkmış gitmiş. Adamlar gecenin bir saatinde kaçtı gittiler herhalde. Ne yapsınlar? Güzel bir işletmeye benziyor. Temiz, güzel, ferah bir yer. Tekrardan söylüyorum yerini. Papaz Plajı. Ezine, Geyikli arasında bir yer. Mesela şu ağacın altı çok güzelmiş. Ben nasıl yapsam şuraya arabayı soksam? Şurada durabilirim. Buradan böyle akşam araçlarıyla girmişler. Demek ki burada araç yolu var. Araçla girebiliyorsunuz. Şurada taş koymuşlar. Biz akşam karanlık olduğu için şey yapamadık. Dün gittiğimiz Çanakkale'deki yer Kömürlü. Orası çok kalabalıktı. Yani burası da kalabalık. Yani burası da az değil mesela. Burası da çok kalabalık. Fakat alan geniş. Yani istediğin yere kur mesela. Şu ağacın altı. Bir sürü ağaç var. Biz niye gittik oraya kurduk arabayı biz? Akşam karanlıkta çözemedik bir yer ya. Ben buraya şimdi şu ağacın altına gelirim hemen. Güzelmiş. Mesela şu ağacın altı da güzel. Böyle plaj. Can kurtaran falan var. Oh, duş yerleri de güzelmiş. Tertemiz. 15 TL giriş. Çok uygun bence. Köy muhtarlığı işletiyormuş. Gayet de temiz, düzgün bir yer. Burada konaklanır arkadaşlar. Gelmenizi öneririm yani. Beğendim ben. Soyunma kabinleri güzel. Duş mu soyunma mı bunlar? Tam anlayamadım ama. Şöyle bir denizine bir bakalım. Çakıllı mı? Topraklı mı? Kumlu mu? Bazı şeyler, oturma yerleri yeni, sıfır. Sıfır yapmışlar. Sosyal mesafe var burada. Aha. İşte bu. Aradığım şey buydu. Böyle küçük küçük. Görüyorsunuz mesela. 2 kişi burada takılın diyor. 2 kişi orada takılın. Sosyal mesafeye uygun. Denizin kumu da çok güzel. Vallahi Papaz plajını beğendim. Gerçekten güzelmiş. Denizi de güzel, berrak, temiz. Temiz, güzel, berrak bir denizi var. Tam şu tepede bir giriş yeri var böyle. Gişe gibi. Ödemeyi oradan yapıyorsunuz. O tepeden ödemeyi yaptıktan sonra şöyle gelip arkadaşlar böyle o tarafa doğru akabilirsiniz. Şu ileride park var. Biz mesela gittik, parka çektik. Adam ileri gidemezsiniz falan dedi ama içeri girmişler. Şu ortadan gösterdiğim yerden girmişler. Siz de oradan girebilirsiniz. Dün gece bayağı bir yağmur yağdı. Gerçek çadırcılar ortaya çıktı yani. Kimin çadırı kaliteli, kimin kalitesiz belli oldu yani. Su kaçıranlar. Su kaçıranlar kalktı gitti. Mesela şurada bir sürü şey vardı. Çadır vardı gece. Biz yatmadan önce bir tane kalmış. Adamlar ziyanlık olmuş yani. Kaçmış gitmişler. Çeşmesi meşmesi. Tuvaletleri de güzel. Bayağı hoştu. Beğendim. Yani idare eder. Ta ileriye doğru gidiyor. Burası bayağı büyük ya. Bayağı büyük bir yer. Büyük bir işletme. Evet, Papaz plajından anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Şimdi bir kahvaltı yapıp, burada da bir şey var. Şimdi burada işletmesi açıyor. Kantini var. Dondurma falan var. Malzemeler güzel. Bir şeyler var içinde. Şimdi biz buradan gideceğiz ama nereye gideceğimizi bilmediğim için bir şey söyleyemiyorum size. Bir yerlere gideceğiz bakalım artık. Açılışı oradan yaparım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Size Papaz plajını anlatmaya çalıştım. Tekrardan söylüyorum. Ezine Geyikli arasında. Google navigasyona yazdığınız zaman getiriyor. Şuradan girebilirsiniz. Şurası var ya. Ve taş koymuşlar. Giriş miriş yasak falan diyorlar ama adamlar gayet de girmiş oraya kadar. Eşyayı taşıma olayı biraz sıkıntı olduğu için arabayla girmek lazım yani. Kamp alanlarında araba çok önemli. Yani götüreceğin arabayı ağacın dibine çekeceksin. İşini orada göreceksin. Ben şuraya gelsem acaba kantinci kızar mı? He? Ben orayı beğendim. Güzelmiş. Oradan çekeyim arabayı. Çekmiştik. Ben şimdi aracı getirdim. Böyle buraya koydum. İzin verdiler. Biraz sonra çekeceğim aracı. Daha sonra böyle şu ağacın altındaki çardağa koyduk. Böyle. Birazdan kahvaltı falan yapacağız. Burası çok güzel. Altı ağaçla yapmışlar bunu. Ağaç bayağı bir eskiye benziyor.